Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gene buraların müdavimi Mahmut kardeşimiz çağırdı beni. Balığa gelmiyor musun dedi. Geliyorum dedim. Biraz geciktim. Ben gelene kadar Mahmut bir saatte oltaları suya atmış. Evet, gördüğünüz gibi kızıl kanatları arkadaşlar. Yarım kiloluk, işte 250 gramlık, 300 gramlık kızıl kanatlardan alabildiğini almış. Şöyle bir tanesine el atıyorum Mahmut. Şöyle büyüklerinden bir tanesine. Şu herhalde en büyüğü. Evet. Şöyle güzel kızıl kanatlar yakalamış Mahmut kardeşimiz. Evet. İçinde daha da var. Oklama nerede? Oo. Evet, şöyle bir de güzel turna balığı yakalamış ben gelmeden önce. Gördüğünüz gibi buranın turnaları çok güzel arkadaşlar. Renkleri harika. Evet, limitlerin üzerinde yaklaşık 45 santim arkadaşlar. Limit üstü bir balık. Şimdi hem turna balığına olta atacağız bugün Mahmut kardeşimle birlikte, hem de kızıl kanata olta atacağız. Aynı zamanda yemlik balık yakalayacağız. Bu videoda sizlere arkadaşlar canlı balıkla nasıl turna balığı yakalanıyor onları göstereceğiz. Canlı balıkla yakaladığımız turnaları salacağız arkadaşlar. Çünkü sirkülerde yazıyor canlı balık yasak vesaire diye, ama tam da net bir açıklaması yok. Canlı balık başka bir meradan başka bir meraya taşınması yasak diyor. Demek ki balık yakalamak canlı balıkla serbest. Ben bunu daha önce geçen seneki çekmiş olduğum bir videoda da izah etmeye çalışmıştım, ama şudur budur diyen arkadaşlar var. Onlara meal vermemek için sizlere sadece yakalama tekniği olarak göstereceğiz bugün. Canlı balıkla nasıl turna balığı yakalanıyor, bunun tekniğini göstereceğiz ve salacağız arkadaşlar. Evet, bize rast gelsin. Size de iyi seyirler diliyorum. Bu arada Mahmut'a güveniyorum ben. Buraların dediğim gibi müdavimin ustası yani. Konularda hem turna balığı yakalamada hem tatlı su balıkları yakalamada. Sağ olsun. Beni de arıyor sürekli. Evet, kolay gelsin bize arkadaşlar. Bunu şimdi, bunu kızı kanatların arasına atarsak yer mi kızı kanatları? Atmasak iyi olur ama. O zaman şu bende kap var. Benim kırmızı kovaya getirsene Mahmut. Evet, çok güzel bir turna arkadaşlar. Bu sene ilk defa turna balığına el değiyorum ben de. Kaşık atacağım. Canlı yemle atacağım aynı zamanda. Hepsini deneyeceğiz. Evet. Turna balığımızı da Mahmut'un livarına koyalım arkadaşlar. Bu şekilde bir livarı var. Geçenki bölümden biliyorsunuz. Ölmesin. Önemli olan balığı canlı tutması tabii ki. Bakın. Evet. Diğer balıklarımızı da, kızıl kanatlarımızı da diğer livarımıza koyduk. Evet. Diğer kızıl kanatlarımız da burada. Evet. Bismillah başlayalım artık. Bu kadar gevezelik yeter. Arkadaşlar. Önce bir Mahmut'a bakalım. Nasıl yakalıyor? Kaç tane? 3 tane mi olta attın Mahmut? 1, 2, 3. 4. nerede? Ha, biri de elinde. 4 tane. Şimdi Mahmut, orada şamandıralı yakalıyorsun. Kızıl kanat değil mi bu elinde tuttuğun? Bunlar da turna mı? Turna. Peki şimdi şamandıralı turna, turna balığı vurdu mu? Kendi mi takılıyor, senin çekmen gerekiyor mu? Çekeceğim de ağzına çekeceğim. Ağzına taktırman gerek. E nasıl yetişeceksin? Oltaların biri orada, biri orada. Ya bakıyorum ya. Bakıyorsun devamlı. Yosunun içine giriyor mu peki kapar kapmaz? Giriyor. Takılacak bu sefer yosuna. Ya takılsın, yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok diyorsun. Tamam. Gördüğün gibi ama skoru balığı yakalıyoruz diyorsun yani. Evet arkadaşlar, ben de daha kamerayı açmadan, oltalarımı açmadan Mahmut'un oltasıyla güzel bir kızıl kanat yakaladım. Kameranın yerini ayarlamak için Mahmut'a motoru az yanaştır dedim. Kamerayı onun üzerine koyalım. Motoru yanaştırırken Mahmut'un oltasıyla güzel bir kızıl kanat. Evet. Boynası güzel. Ona oklama vurur mu? Yok yok. Vurmaz. Büyük değil mi o? Al. Neyle yakalıyorsun kızıl kanadı? Kurtla. Kurdu bir görelim. Kurtlar nerede? Okçu kurtları bunlar mı? Evet arkadaşlar, bakın.
Bunlar buranın okçu kurtları. Kızıl kanat bu kurdu çok seviyor. Bakın bu ağaç kabuğu gibi kabuğu var. O kabuğun içinde kabuğu kırıyoruz. İçinden kurdu alıyoruz arkadaşlar. Ve bu sazların arasında oldukça miktarda bunlardan var. Canlıdır görüyorsunuz. Evet. Balıklar bunlarla besleniyor. Doğanın dengesi. Hamsi abi. Aldın mı? Oo. Evet, kamera da açıktı bu arada. Evet, bir kızıl kanat daha aldık arkadaşlar. Bakın. Kurdu çok seviyor. Evet, kızıl kanat balığı. Devam Mahmut, devam. Ben de ben atmayayım mı? Kaşık mı atayım ben ya? Atma ya, niye atmayayım? Şey, canlıya mı atayım mı? Atayım. Bunlar şey alacak, kızıl kanat alacak mı? He? Kızıl kanat alayım lan. Kızıl kanat oltam var. Getirdim onu. Şimdi şu topu atıyoruz değil mi önce? O büyük olmaz o ya. Canlı yeme. Ha canlı yeme. He? Şu topu takıyoruz arkadaşlar, şamandırayı. Bunu suda bulmuştum. Evet, şimdi bugün işime yarayacak. Evet arkadaşlar. Aynı zargana gibi. Şamandıramızı takıyoruz. Biraz büyük bir şamandıra ki canlı balık batıramasın bu şamandırayı. Ve turna balığını da koparmaması için ya tel ya da kalın bir ip misine arkadaşlar. Tekli kanca da olabilir, üçlü kanca da olabilir. Ben üçlü kanca tercih ettim. Orta büyüklükte 4 numara bir üçlü kanca. Balığın sırtından kancanın bir tanesini geçireceğiz. Evet, bunu şimdi koparamasın diye kanca kısmını ip yaptık. Evet. Şeyimize bağlayalım. Normal bedenimize, ana bedenimize bağlayalım. Evet. Şu derinlik iyi arkadaşlar bence. Hatta bunu şeye kadar getireyim böyle. Evet. Evet, takımımız bu. Buna kurşun da takılabilir isteğe göre. Kurşun takıyorlar genelde ki balık suyun üstüne çıkıp bedene dolaşmasın diye. Ama ben takmayacağım. Evet. Canlı balığımızı şu şekilde sırtından geçiriyoruz arkadaşlar. Balık arkadan kapar genelde. O yüzden ortadan geçiriyoruz. Ağzından değil. Dağılır. Git çek. Evet. Canlı balığın birine çok iteydi. Bir bakalım. Daldı. Bıraktı şimdi. Hop. Takıldı mı? Bunda geliyor. Geliyor mu? Aha geliyor. Haydi. Takmadan. Haydi bakalım. Dur. Evet arkadaşlar, ben canlı yem takımımı atarken attım.
O arada Mahmut'un canlı yem takımına sen de üçlü kullanıyorsun ya, tekli kullanıyorum demiştin. Şöyle göstereyim bakın arkadaşlar. Üçlü kancaya canlı yemi turna almış, nereden yakalanmış bakın. Evet. Mahmut Bey, şöyle bir poz veriver yani. Balığımız güzel, 56-57 santim var. 60'a yakın. Evet. 60 santime yakın. Evet. Şey, senin şeyin farklı, kaç gram? 75 gram kurşun var bunda. Evet. Nasıl yapıyorsun sen bunu şimdi? Senin sistemi. Ver bakayım, ustanın sistemi farklı tabi. Arkadaşlar, şamandıra aşağı yukarı stoberli bu şekilde. Orijinal yapmış Mahmut. Burada bir tane kurşun 75 gram. Kurşunun bedenine de ip misineyle üçlü kanca bağlı. Ben direkt şamandıralı olta gibi üçlü kancayı direkt bağladım balığın üstüne. Bakalım benimkine gelecek mi? Evet. Mahmut Bey. Evet, balığımızı alalım. Oh. Balık kendi kurtuldu zaten. Ya kremanın daha iyi yerine. Evet. Arkadaş, dişlerini şöyle size göstermek istiyorum. Görebiliyor musunuz bilmiyorum turna balığının dişlerini. Güzel bir turna arkadaşlar, gerçekten. Gerçekten harika. Güzel bir turna. Evet. Livarımıza koyalım. Şimdi nerede bizim şey livarımız? Evet. Keşke yanlı livar şeyini getirseydin Mahmut. Sepeti getirseydin keşke. Değil mi? Evet, balığımızı koyalım arkadaşlar. Evet, bugün bereketli geçiyor. Ben geldim, bir tane daha turna hemen. Hop, hadi kaçırdın mı? Büyük de ha, kızıl kanat. Evet. Evet, bereketli geçiyor arkadaşlar balık avımız. Bu diğer balıklarımız burada. Evet, turna balıklarımız da burada arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bakın, kurtlar böyle kabuklarda, ağaç kabuğu gibi kabukların içinde. Okçu kurtları bunlar. Bizim bu bölgenin ismine verilen isimle. Başka bir ismi vardır mutlaka. Evet. Şimdi şamandıralı olta atacağım ben de. Beklemeyeceğim. Biraz şamandıralı olta ve az sonra da kaşık atacağım. Kaşık atsam gelir mi Mahmut? Kaçırmaz değil mi balıkları? Kullanmış olabilir ama. Baksana iğlene hale gelmiş. 8 olmuş. Evet. İlk kurdumuzu takalım. Kabuğu yarıyoruz arkadaşlar. Kabuğun içinden kurdu bulacağız şimdi, koparmadan, kurdu öldürmeden. Evet. Bakın. Çok çirkin bir şey. Gelmek istemiyor resmen.
Kafadan mı takıyoruz bunu, ortadan mı? Kafadan tak, kafadan. Sert kısmından. Evet. Bir tane yeter herhalde ha. Bir tane, bir tane. Bakalım bakalım. Bir tane düz tutalım. Tam da ortamda. Ya bu ne ya? Bana niye küçük balık geliyor hep? Evet. Ha? Senin oltaya büyük balık geliyor, benim oltaya. Nerede kalıyor? Küçük balık geliyor. Acaba bir tane taktığım için mi kurt? Burada mı kurtuyorsun ya? Kurt var mı? Olsun. Burada yerlerde var ama. Ha, oluyor, oluyor. Evet, bu enteresan çirkin kurdu tekrardan elimize değeceğiz mecbur. Yani Allah neler yaratıyor arkadaşlar. Şu kozanın içerisindeki kurdu görüyor musunuz? Suda bunlardan yüzlerce, binlerce, milyonlarca var. Ve evet bakın. Çıkardım. Şurası kafası. Bu kelebek melebek bir şey oluyor mu bunlar? Bu Yusufçuk oluyor, bunlardan oluyor. Mı oluyor acaba? Oluyor, kelebek oluyor. O Yusufçuk bunlardan mı oluyor? Bilmiyorum ki. Anlamadım. Helikopter böceği diyorlar ya. Belki de bu ha. Belki de bu değil mi o? Evet. Benziyor çünkü. Yo. Acaba o mu? Ne bu? Aldın mı? Ooo güzel. Şöyle göster Mahmut. Kefale benziyor. Evet, kefale benziyor. Ha? İnci balığının büyüğü bayağı, İnci balığı büyümüş o bayağı. Maşallah, yakın göstersene de. Şöyle kameraya doğru yakın göstersene. Hı hı. Abi balık çıktı. Maşallah Mahmut Bey. Evet. Bak kızga ideal. Tatlı suyun en güzel, en yakışıklı balıklarından. Yemlik olabilir yani. Ne kadar kadar büyüyor bu Mahmut? Bunlar oluyor ya. 2 kilo, 2 kilo ne oluyor? 2 kiloya kadar büyüyorlar. Yakaladın mı hiç 2 kiloluk? Yakaladım, 1 kilo yakaladım. 1 kilo bu sene ben de yakaladım. Evet. Yemlik kızıl kanat. Oklamaya takacağım bunu. Arkadaşlar bundan büyüğü takılmıyor yemlik olarak. Küçük. Evet. Şimdi Mahmut gitti oltasına takmaya. Güzel büyük oklama dediğimiz turna balığı. Bu bölgede oklama deniyor. Turna balığının küçüklerine ne deniyor? Çivi deniyor değil mi? Piç. Piç, çivi. Evet yani büyük bir turna balığına İnşallah denk gelecek. Orada bir şey kumuldadı odunlar falan. Ben bastım şimdi. Evet. Hop. Hadi bir daha. Evet arkadaşlar. Bir tane inci balığı gene yakaladık.
Evet arkadaşlar. Güzel bir inci balığı aldım gene. Bu arada benim canlı yem oltam canlı balık yemi dallığın arasına sürüklemiş. Yani canlı yemi attıktan sonra kontrol etmek gerekiyor. Bıraktığın zaman bu şekilde durumla karşılaşabiliyorsunuz. Üçlü kanca olduğu için de muhtemelen kopacak, takıldığı yerden çıkmayacak. Mahmut uğraşıyor şimdi ama kopar dedim Mahmut'a. Ben spin oltamla atacağım biraz sonra. Bir büyük kızıl kanat peşindeyim şu anda. İnci balıkları geliyor. Beni seviyor. Gitti mi? Tamam. Kaldır o oltayı Mahmut. Kaldır. Koy öyle kenara. Heh. Koy. Biz spin'e devam. Bu arada canlı yemde nasıl balık yakalandığını göstermiş olduk arkadaşlar size de. En azından bu konuda benim becerim pek yok. Oltayı taşırdık. Niye kimli kanat gelmiyordu bana, önce geliyor hep? Kurşundan dolayı mı? Kurşun. Evet. Şamandıra'ya balık vurması kesti arkadaşlar. Şimdi spin atacağım biraz da. Evet. Turna balığının sevmiş olduğu Tiger desen arkadaşlar, silikon atacağım. Kaşıklar atacağım değişik. Hangisine vuruyorsa. Şu şekilde. 2.40 teleskobik kamışımız var. Bu çalıların vesairelerin arasına getirme götürmesi kolay oluyor. Teleskopik olduğu için. Aynı zamanda botta da kullanırken teleskobik kamış bir avantaj. Hemen dürmesi botta yer kaplamıyor vesaire. 2.40'lık teleskobik kamışımız. Atarımız 20.60 arkadaşlar. Daiwa. Daiwa'nın en uygun modeli. Geçen en pahalı modellerinden bir tanesini kırdım botta. Botun arkasına takmıştım. Giderken arkada dal varmış, göremedim. Yani kamış olduğunu unuttum. Dal kamışın üstüne geldiği zaman kamışı iki parça yaptı maalesef. Daiwa Crossfire kamışımı kırdı. Şimdi Swiftfire aldım. Daha uygun, 270 liraya 20-50 atarı var. İsterlet avında da kullanabilirim bu kamışı. 35 gram, 40 gram, 50 gram, 60 gram kurşunlarla. Evet. Ve turna balığı için de gayet uygun arkadaşlar. Genelde ağır sahte atılıyor buralarda turna balığına. Hop, gitme takılma. O ağacın dalı önde, fark edemiyorsun, anladın mı? Dibine doğru atıyorsun ağacın. Baksana silikonun ne güzel geliyor ya, ha? Yaralı balık duruyor, ha? Arkadaşlar baharda çok güzel oluyor. Kuş seslerini duyuyorsunuz. Gerçekten muhteşem bir yer. Yazın daha güzel oluyor. Fakat her taraf o kabalak denen buranın nilüfer yapraklarıyla doluyor. Buranın yerleri kabalak diyorlar. Şu şuradaki görmüş olduğunuz geniş yapraklara. Yazın bunlar azıyor. Bütün kanalı kapatıyor arkadaşlar. Biraz balık yakalaması zor oluyor. Oltalar takılıyor sürekli. O yüzden bunlar çoğalana kadar oltayla yakalaması daha kolay. Evet. Silikonu beğenmedi turnalar. Armut kaşığa döndüm arkadaşlar. Biraz da armut kaşık atacağım. Ondan sonra gideceğiz artık.
Evet, oltalarımızı yavaş yavaş toplamaya başlıyoruz. Bugünlük yeter. Kısa bir balık günü geçirdik. Bereketli geçti. Mahmut kardeşimiz gene ustalığını konuşturdu her zamanki gibi. Evet, balıklarımıza bir bakalım arkadaşlar. Boylarına, şeylerine ne durumdalar daha yakından. Evet. Şöyle arkadaşlar. Turna balıklarımız gerçekten çok güzeller, çok yakışıklılar. Limit üstü 45 santim biri, 60 santime yakın biri arkadaşlar balıklarımızın. Evet. Tamam, balıklarımızı da şimdi şöyle sizlere göstereyim. Evet, bunları da öldürmüyoruz. Bir dahaki avda kullanmak üzere. Evet arkadaşlar, bir av gününün daha sonuna geldik. Mahmut kardeşimle birlikte güzel bir gün geçirdik. Allah razı olsun, çağırdı bizi. İnşallah yarın gene bu bölgede turna avına devam edeceğiz. Bu arada şöyle balıklarımızı gösterelim. Mahmut, küçüğünü sana vereyim. Evet. Şöyle de büyük. Küçüğü dediğim arkadaşlar 45 santim. 40 santim limiti var turnanın, biliyorsunuz. Bu da yaklaşık 55-56 santimlik bir turna. Çok güzel. İki tane turna balığı yakaladı Mahmut kardeşim. Kızıl kanat vesaire de yanında yakaladık. İnci balığı vesaire. Kaşığa vurmadı arkadaşlar. Canlı yemle yakaladık. Canlı yemle nasıl balık yakalandığını sizlere gösterdik. Yani bu ölü balığa da vuruyor mu kancanın üstündeki? Vuruyor. Ölü balığa da vuruyor aynı zamanda, yani yem balığına. Şöyle yakından sizlere arkadaşlar göstereyim. Bakın, gel Mahmut, turnayı şeyde gösterelim. Evet, bunların aslında farklı farklı renkleri oluyor değil mi? Bazıları daha koyu oluyor, bazıları daha açık renkli oluyor. Ağzı gagası ördek gagasına benziyor. Dişleri çok keskindir arkadaşlar. Çok yırtıcı bir balıktır. Suda ne kurbağa bırakır ne balık bırakır. Bu istilacı bir balıktır aynı zamanda. Turna balığı ve bunun yok edilmesi çok zordur. Zaten sirkülerde yazar turna balığının istilacı bir balık olduğu, zararlı bir balık olduğu ve olmuş olduğu bölgede hızlı bir şekilde çoğalır. Hızlı bir şekilde çoğalarak diğer balıkları yerler, kendi türlerini bile yerler hatta. Bu elimdeki balık şu balığa saldırabilir arkadaşlar. Bu kadar vahşidir bunlar. Fakat çok güzel görüntüleri var. Bunun pişirme videosunu da sizlere çekeceğim ayrıyetten arkadaşlar. Başka bir avda, avla pişir videosu olarak. Evet, biz bunları şimdi biraz sonra salacağız zaten. Evet, doğada olan tüm dostlara buradan rast gelsin diyorum arkadaşlar. Videolarımızı izliyorsanız beğenip abone olmayı lütfen unutmayalım.